Herkese merhabalar. SolidWorks eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda yine SolidWorks'te bir parça modellemesi yapacağız arkadaşlar. 81. örneğimle sizlerleyim. Bu arada çizime geçmeden önce şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu videodan sonra gelen videolar genellikle montaj ve teknik resim üzerine olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdiki bakın ben sizlere yine teknik resim modülünde döndürülmüş kesitten de bahsedeceğim. Şu anda modelleyeceğimiz parça da bunun üzerine bir parça. Şimdi öncelikle ilk hamlemiz bakın şurada taralı olan kısmı oluşturacağız arkadaşlar. Bu eksen etrafında döndürerek katı oluşturma işlemiyle ilk hamlemi tamamlayacağım. Dolayısıyla bakın yeni bir part dosyası açıyorum. Şöyle sağ düzlemde çizim dedim. Ve buradan merkez çizgisini alıp orijinden yukarı yönüne geldim, uzattım. Şimdi katı modelime bakacağım. Şuradaki basit profilimi hemen oluşturuyorum. Bakın çizgi komutumla şöyle yatayda yakalattım. Bir miktar şöyle düz geldim. Buradan şöyle geliyorum aynı şekilde. Şunu yakalattım. Şöyle geldim, bıraktım. Bunun haricinde doğru bir şekilde ölçülendirmem kalıyor arkadaşlar. Burada 30 derece açım mevcut ve yataydaki mesafem 7,5 milim. Şimdi isterseniz onun için şöyle merkez çizgisiyle yatayda uzatıyorum. Bakın akıllı ölçülendirmeyle buraya geldim. 30 dereceyi verdim. Aynı şekilde buradaki ölçüm 7,5 milimetre. Bunu da geldim, girdim. Sonra bakalım 4 milime 46 derece açım var. Hemen bunları vermek istiyorum. Şuraya geldim. 4 milim diyorum. Bakın buradaki açımı tabii buna birazcık şöyle zoomlamam lazım. Burayı tuttum. Aynı şekilde geliyorum. Orta noktayı yakalamamak şartıyla burayı tutuyorum. Bakın bir açı ölçülendirmesi yapmamadı. Sebebi şu arkadaşlar. Bunun üzerine tıklıyorum. Buradaki dikliği sil diyorum. Şimdi akıllı ölçülendirme dedim. Geldim. Buradaki açımı 46 derece olacak şekilde giriyorum. Şimdi akabinde eksik kalan ölçülendirmelere bakalım. Bakın buradan buraya mesafem 18,8 milimetre. Neresi orası? Bakın şu kısım. Burayı tuttum. 18,8 milim ölçülendirdim. Akabinde 27,60 milimlik bir ölçüm var bakın. Üst yüzeyden alt yüzey olan mesafem 27,60 milim verilmiş. Dolayısıyla yine ölçülendirme ile buradan buraya mesafemi geldim. 27,60 milim olarak giriyorum. Şöyle sığacak kadar yakınlaştır dedim. Şimdi bir de kesit görünümde direkt bize verilmeyen bir ölçü var arkadaşlar. Bakın buradaki daire 27,60'lık daireymiş. Yani şurayı ölçülendireceğim. 27,60. 27,60 çarpı 2 diyorum ben çap ölçülendirmesi yaptığım için. Onun haricinde 80 ve 95'lik çap ölçülendirmelerim mevcut. Buradan tuttum. Çap olarak geldim. 80 milimetre olarak giriyorum. Muhtemelen burayı otomatik yakaladı bakın. 95 milim zaten verdi. Dolayısıyla izometrik diyorum. Unsurlar döndürerek katı oluşturma. Bu eksenimi göstermem yeterli olacaktır. Şöyle geldim, oluşturdum. Buradan düz beyazımı da açıyorum. Tekrar izometrik görünüme aldım. Bu yüzeye çizim dedim, karşıma aldım. Şimdi 22,40 milimetrelik her iki tarafta da kesme işlemlerim var. Bakın bunu da şöyle oluşturacağım arkadaşlar. Şimdi çizgi komutuyla dikeyde şöyle geldim, bir tane uzattım. Aynı şekilde yatayda yakalatıyorum. Şöyle geldim. Uzattım. İzometrik olarak bakıyorum. Ekstrüzyonla kes dedim. Şimdi ne kadarlık bir kesme işlemi yapacağım? Bakın ölçüm burada 15,2 milimetre verilmiş. Dolayısıyla kör kısmına gelip 15,2 milim diyorum. Buradan ince unsur açıkken tek yön değil de orta düzlem yap dedim. Buraya geliyorum. 22,40 milim ölçümü girdim. Şöyle geldim, onaylıyorum. Oluşturmuş oldum arkadaşlar. Akabinde bu yüzeye çizim dedim. Karşıma aldım. Buradan isterseniz görüntü stilinden şöyle iskelet görünümüne alayım.
Buradan merkez çizgisiyle bakın orijinden yukarıya bir tane çizdim. Bir de dikkat edin merkez çizgisiyle şu noktamla şu noktam arasına bir tane merkez çizgisi attım. Ve burayla bura arası 45 derece olsun diyorum. Zaten otomatik tam ortadan yakalattığım için arkadaşlar 45 derece olacaktır. Neden bunu yapıyorum? Şöyle sadece kadar yakınlaştırayım. Çünkü buradaki küçük dairelerin merkezinden geçen dairenin ölçüsü verilmemiş. Aksi belirtilmediği için de tam ortada kabul edeceğim. Çapım 7.60 milim ve etrafta 4 tane. Şimdi ortayı yakalattım. Şöyle geldim, oluşturdum. Geliyorum çapına 7.6 milimetre girdim. Şöyle geliyorum. Ve şunu yapacağım arkadaşlar. Bakın muhtemelen bu şekilde de değil. Bakın şöyle şunu siliyorum. Buradan tekrar merkez çizgimi aldım. Buradan gelip şuraya birleştireceğim. Yine daire komutuyla bunun tam ortasından bir daire oluşturuyorum. Akıllı ölçülendirmeyle geldim. 7.6 milimetre dedim. Ve buradan dikkat edin. Dairesel çizim çoğaltma diyorum. Parametreler kısmına bunu gösterdim. 4 tane olacak şekilde çoğaltıyorum. Şimdi şöyle tekrar sağa kadar yakınlaştırıyorum. Bunu tuttum. Buraya sabitledim. Tam tanımlı hale getiriyorum. İzometrik baktım. Unsurlar ekstrüzyonla kes diyorum. Kör değil tümünden kestim. Ve geldim buradan onay verdim. Görüntü stilini eski haline alıyorum arkadaşlar. Şöyle teknik resme baktığımda da katı modelimde herhangi bir hata yok. Malzemeyi düzenle diyelim. Buna ne diyelim mesela? Alüminyum bir parçam olsun. İşte örnek veriyorum. 1060 alaşımını uygula, kapat diyorum. Ve oluşturmuş oldum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.